أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Şimdi bugün biraz da hissi olsun. Köye gitmiştim. Herkesin köyü. Çocukken büyüyorduk, çocuktuk. Elimizde ekmek tutuşturan, poça tutuşturan babaanneler vardı, dedeler vardı. Üzerine oturduğumuz taşlar vardı. Sığırı bağladığımız yerler vardı, otlattığımız yerler vardı. Hep herkesin aman aman bir çocukluk hatırasının köy tarafı vardır. Yoksa da büyüdüğü yerde var böyle alametleri. Bununla alakalı bir yer. İnsanı en çok etkileyen bir sebebi de dostlarının durumudur. Orada boş virane olmuş evler. Evin ortasında otlar bitiyor. Çatılar çökmüş. Bazı binalar da yok. Binalar da yok. Hani o, siz de köyde büyüdün mü İbrahim sen? Komşularınızda o dede, babaanneler vardı, dede unvanlarıyla çağırırdık. Yok değil mi o? Yok. Çoğusu yok. Mesela gittiğiniz zaman, ne bileyim, beni fırak çok etkiliyor, ayrılık. Yandırıyor yani. Mesela biraz önce gelirken o gecekondular vardı ya, baktım mesela beni yakıyor yani böyle şeyler. Sonra ev virane olmuş, boş ama köy evi yani. Allah, orada ne gülmeler vardı, ne ağlamalar vardı. Değil mi o evde? Güzel şeyler vardı, saadetler vardı, neşe vardı. Avlusunda oynayan çocuklar vardı. Hiçbirileri yok şimdi. Varsa çok, çok istisna. Bunlar diyor, bu hakikat insanın bu korkunç bir boşluğunu ancak imani bir ahiretin doldurabileceğini. Mesela gençsiniz. Bir kısmı genç yani. Çoğunuz genç. Bunu pek genç yaşta anlaşılmıyor. Değil mi Ahmet? Çünkü daha bunları sen yeni dolduruyorsun. Yani yaşadıkların olacak şimdi. Mesela bu kürsülere geleceksin. Bu binaya geleceksin. Belki bu dershane değişecek. Birileri oturacak. Ya müsaade edip içine girmek isteyeceksin bu dairenin. Buraya bulunacaksın. Ya 2015'te sen işte Allah'a hayır ömür verirse işte 20-30 sene sonra, 20 sene sonra, 15 sene. Ya burada falan adam burada ders yapıyordu. Oysa ev olmuş, yatak olmuş burası. İşte bu hakikati kulağımla değil gözümle işitiyordum. Bu tabiri duymuş muydunuz? Bak, bu hakikati kulağımla değil, gözümle işitiyordum. Burada göz doktoru da var. Gözle işitmek varmış doktorum. Bunun tersini düşün. Gözümle değil, kulağımla görüyordum. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Evet, o vaziyetim, o vakit beni nasıl ağlattırmış? 10 senedir hayalim o vaziyete uğradıkça yine ağlıyor. Üstad Van Kalesi'ne çıkmış. Van Kalesi'ne çıkmış böyle. O Van Kalesi'nin altındaki o şehir Ermenilerin istilasına uğramış. Tarumar etmişler. Medreseleri yıkılmış. Ondan sonra onu anlatıyor. İnsanı en çok ziyade, insanı en ziyade öldüren kanserdir, değil. Parasızlıktır, değil. Gıdasızlıktır, hayır. Demek en ziyade insanı öldüren ahbaptan mufarakattır. Dostlardan ayrılıktır. Dedik ya bu akşam biraz hissi ders. Evet, hiçbir şey beni o vaziyet kadar yandırmamış, ağlatmamış. Eğer Kur'an'dan, imandan medet gelmeseydi,
Mesela bir geçin böyle dedenize, babanıza, babaannenize kucağına oturmuştum. Köyünüzdeki o komşu eline ekmek tutuşturmuş, poçayı tutuşturmuş, ekmeğin bir parçasını. O baba neler vardı, bir ünvanla şey yapardık, söylerdik falan babaanne diye böyle. Şimdi onlar yok. Bakıyorsun, kendine de bakıyorsun, aynaya bakıyorsun, saçlar beyazlamış. Ölümün keşif kolları vatan iddiaz etmeye başlamış, vücuduna oturmaya başlamış. Gelmişler, ziyaret ediyorlar. Yer yer vurup geçiyorlar, balık gibi tın tın ediyor. Hiçbir şey beni o vaziyet kadar yandırmamış, ağlatmamış. Eğer Kur'an'dan, imandan medet gelmeseydi. Bunu genç ihtiyar yok. Gençlerde şu, amansız bir hastalığa tutulduğu zaman, o yatıyor ya böyle. Kafası, aklı kanser değil. Veya amansız bir hastalık değil, kafa çalışıyor. Artık ölüm diyor ustad, bütün çıplaklığıyla görünüyor. Ölüm öyle çıplak gözüküyor ki, net oluyor. Pustu falan değil. Artık gizleneceğim bir gaflet sebebi yok. Oyuncakların arkasına geçemiyorsun da. Bütün hakikat artık net oluyor. O zaman işte böyle yaptığın zaman tek şey mazinin temiz geçmesi. Eğer mazin temiz değilse ahirete de ne kadar birileri gelse kardeşim merak etme ahiret var, şefaati kübra var. Var ya biz hani ben yapıyorum da bu hastaneye gittiğim zaman şöyle. Diyoruz, sayıyoruz ama vicdan inanmıyor ki. Yani şefaat var da liyakat yok, o tarafa inanamıyor. Yani ben bilirim, bütün dünya anlatsa sen şöyle bir adamsın, inanmaz adam. Çünkü ben bilirim benim ne olduğumu. Hani var ya, affedersiniz, özür dilerim. Nasrettin Hoca gazı kaçırıyormuş, yürürken bak kütabı. Her şey yapında, şu ihtiyarlık. Biraz sonra ah bu ihtiyarlık. Sonra bir de arkaya bakmış, olan kimse yok. Olan demiş, senin gençliğini de biliyorum demiş kendisine. Şimdi insanı öldüren yeistir ve ahbaptan mufarakattır. İnsanı canlı tutan ümittir. Allah'tan ümitli olmak. Ahiretten ümitli olmak. İnsanı canlı tutan budur. Eğer arkadaşlar ümiti kaybederseniz hiçbir sebep sizi hayata bağlayamaz. Hayat manasız olur. Yaşamamak yaşamaya galebe eder. Eğer hayatın içerisine mana atarsak en sıkıntılı, en muzdarip, en çaresiz hastalar bile seni ezemez, yıkamaz. Hayatı manalandırmak gerekiyor. Hayatın içerisine mana atmak lazım, mayalamak lazım. Eğer hayatın içinde mana yoksa yaşamak hiç manası yok. Tadı yok yani. Yani bu hastalıkla, fakirlikle, zenginlikle, ihtiyarlıkla falan alakası yok. Hayatın içerisine mana olup olmaması. Mana şu. 4 tane soruyu sorup cevabını samimi ararsak hayat mayalanır. Bak, hayata maya atıyorsun. Bir kaşık yoğurt atıyorsun. Koca bir kazan sütü ama azdır ama mayalıyor. Nereden geldi? Nereye gidiyor? Burası neresi? Ben kimim? Tamam. Hayatımızı manalandırıyor ve mayalıyor. Arkadaşlar, ne halde olursan ol, hayatın içerisine mana at ne olur. Bir gayen olsun. Kalbin bir şiir çarpsın da. O zaman ahbapsızlık nasıl insanı yok ediyor? Ama o zaman o hayat manalanırsa, bir davan olursa hayat manalanır. Ondan sonra hemen sana Kur'an sana yapışıyor. Kur'an seni bırakmıyor. Diyor ki bak, hiçbir şey beni bu vaziyet kadar yandırmamış, ağlatmamış. Eğer Kur'an'dan, imandan medet gelmeseydi, o gam, o keder, o hüzün ruhumu uçuracak gibi tesirat yapacaktı. Eskiden beri şairler şiirlerinde nerede yazıyorlar?
Yani hissiyatını aktif eden, canlı tutan yerlerde yazılır şiirler. Ahbapları ile görüştükleri menzillerin mururu zamanla harabergahlarına ağlamışlar. Yani şiir durup dururken şiir yazılmıyor. Yani insanı bu etkilemiyor. Mesela beni bu derse sevk eden gelirken şu aşağıda virane olmuş. Gece kondu böyle. Metruk gece kondular beni alıp götürdü benim büyüdüğüm yerlere. İşte geçen işte gitmiştik oralara büyüdüğüm yerlere. Komşumuz tabii bizim evde yok olmuş zaten. Benim doğduğum ve büyüdüğüm ev yok. Yani yeri vardı kendisi kar şeyler yok olmuş. Komşun işte Mapavrili hala dediğimiz işte unvanı ile o elimize böyle poça gibi ekmek gibi bir şey tutuşturan mekanları sizin de onların da hepimizin geçmişleri mekanları cennet olsun. Amin. Ondan sonra onun evine de baktım ereti dediğimiz eretiler büyümüş. Otlar büyümüş. Yani dili bir dili yok yani konuşuyor orası. Dili yok. Seni görüyor gözü var. Seni duyuyor. Ve seni görüyor. Hoş Ahmedi ediyor. Ve bana biliyor musun? Uğurlar olsun, sen de gidiyoruz, diyorlar. İşte eskiden beri şairler, şiirlerini odalarında yazılmıyor bunlar. Ya bir nehir kenarında, ya azap çekmiş daha önce yerlerde, köylerde, dağlarda, bayırlarda, ahbapları ile görüştükleri menzillerin mururu zamanla harabergahlarını ağlamışlar. Bunun en firkatlı levasını da ben gözümle gördüm. 200 sene sonra gayet sevdiği dostların mahal ikametine uğrayan bir adamın hüznüyle mesela 200 sene sonra köye gelmiş bir insan. Mesela yaşasan 200 sene sonra Polatlı'nın doğduğun, büyüdüğün mahalleye gelsen. Kimleri görürdün? Ancak kalmışsa bazı sokak taşları, duvarlar. 200 senelik belki ağaç var veya yok. Ne kalır? Aa senin annem değil mi? Her gelişte patik yapardı bana. Polatlı. Allah rahmet etsin. Amin. Bakkal da dönerdi. Nurhani bir teyze. Değil mi? Bak işte. Bir zamanlarda Allah rahmet etsin. Şurada Yaşar amca var diyecekler. Böyle küçük mahalle çocukları. Sen de öyle diyecek. Bize de öyle diyecek. Bak diyor ki bunun en fırkatlı yani yakıcı ateş gibi levhasını ben gözümle gördüm. 200 sene diyor mesela misal veriyor. 200 sene sonra gayet sevdiği dostların mahalli ikametine uğrayan bir adamın hüznüyle hem ruhum hem kalbim gözüme yardım edip ağladılar. Gözüme yardım edip ağlıyorlar. İnsan ya, sığır öyle değil ki. Koy şu sığır ahıra. Demez ki ah ulan ah. Dün akşam başka ahırdaydık be. Ne ahırdı be. Falan çayır, ne güzel bir çayırdı be. Ne ot vardı be. Diyor. Demiyor be. Komlarda, kom merzelerde diyor mu? Gidiyor musun Mehmet Ali komlara yazın? Ya orada dili var, dili yok, gözü ve kulağı var. Seni görüyor, sana bir şey anlatıyor ama kimse duymuyor. O üzerine oturduğun taş, o yalakadan içtiğin su. Çok tuhaf insan ya. Çok garip. Ve bunların biteceği, bütün o ayrılıkların, firakların biteceği, bütün dostlarla beraber bulunacağı bir yerin olma ümidi ve ihtimali ve imanı var elhamdülillah. Yoksa ehli dünya için diyor ki nasıl yaşıyorlar diyor. Nasıl intihar etmiyorlar. Yani biraz önce gitti. Dün geçti. Yarın da yok. An ya biraz öncesi gitti. Bir öncesi de yok. Bu insanlar hakikaten nasıl yaşıyorlar ya? Oyuncaklar. He? Oyuncaklarla oyalanıyorlar. Hem ruhum hem kalbim gözüme yardım edip ağladılar. O vakit gözümün önünde harabezari dönmüş yerlerin gayet mamur ve şenlikli
ve neşeli, sururlu bir surette bulunduğu zaman 20 sene yakın en tatlı bir vaziyette tedris ile kıymetli talebelerimle geçirdiğim hayatımın o şirin sefaati birer birer sinema levhaları gibi canlanıp görünerek sonra vefat edip gider tarzında hayali gözümün önünde epey zaman devam etti. Bir de bu ders vermiş ustad. Van Kalesi'ne bakarken Ermeni istilasıyla tarumar olmuş. O şehirde medresesi varmış. Ama ders vermiş. Kur'an öğretmiş. Vesaire. Şunu yapmış. Ama böyle hayır geçtiği halde hayli şeyler böyle insanı yakarsa. O güzel geçmiş ha, yani haramla geçmemiş. Fark ha, bakın. Peki bir Müslümanın geçen ömrü böyle hayli olduğu halde yakıyorsa, bir de düşünün ki geçmiş çok kötü. İnsanı derinden derine yakıyor. Ama imani bil ahiret, ahirete iman yetişirse ne ala? Peki ne yapacak bunların çaresi ne? Geçmişi böyle. Arkadaşlar, imani bil ahirete, ahirete iman ükdesinin hakikatını çok okumak, o dersi çok tefekkür etmek, onunla meşgul olmak ruhu ferahlandırıyor, suluyor, soğutuyor. İmanı bil ahirete yakini arttıkça o yandırıcı ateş gidiyor. Çünkü aradaki perde kalkıyor. O vakit ehli dünyanın haline çok taaccüp ettim. Nasıl kendilerini aldatıyorlar? Çünkü o vaziyet dünyanın tam fani olduğunu ve insanlar da içinde misafir bulunduğunu bilbe daha gösterdi. Ehli hakikatin mütemadiyen dünya gaddardır, mekkardır, fenadır, aldanmayınız demeleri ne kadar doğru olduğunu gözümle gördüm. Hem insan nasıl cismiyle, hanesiyle alakadardır, öyle de kasabasıyla, memleketiyle, belki dünyasıyla da alakadar olduğunu kendim de gördüm. İnsan sırf komşusuyla değil, anne babasıyla vesaire değil. O mahallede, o şehirde değil mi? O memleketle alakadardır. Mesela sizin köyden çıkarken o ağaç vardı. Sizin değildi ama orada bir ağaç vardı yani, bir alametti. Yolun altındaydı, üstündeydi. Tam çeşme vardı. Efendim, oluk da su getirmişlerdi. Böyle insan demek ki sirayet etmiş. Onlar tarih kokuyor buram buram. Hani misal veririm ya, camiye gittiği zaman Osmanlı camisini Osmanlı kokarken Cumhuriyet döneminde yapılan camide o koku yok. O hal yok yani, o psikoloji yok. Demek ki biz eşyayı şunu su zannediyoruz ve bardak zannediyoruz. Bu kadar yani. Oysa bütün konuşmaların buraya sirayet ettiğini, geçtiğini yeni yeni öğrenmeye çalışıyoruz. Kuantum fiziğinden sonra. Yani şeye benziyor. Sigara içinin yanında bulunmak, insanın üzerine sigara sindiği gibi. Ektar dükkanına gitsen, ektar, koku dükkanına, insanın koku siner yani üzerine. İşte bulunduğunuz yerler size sindiği gibi, sizden de ona siniyor. Peygamber Efendimiz'in kokusu taşa sinmiş abi. Kabe'de hala var. Hatta sahabeler diyor ki, biz Allah Resulü oradan geçtiğini bıraktığı kokuyla takip ederdik diyor. Affedersiniz, köpek avını kokuyla gidiyor. Yani bizim o kadar güçlü olmadığından o bıraktığı kokuyu alamıyoruz köpek kadar. Tamam. Mesela yılan ısıyla alıyor. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nereden geçtiğini kokuyla anlar. Koku. Koku insanın kimliğidir ve kişiliğidir. Herkesin kokusu ayrıdır. Mesela şarap içenin teri necisi aynıdır. Affedersin, sidik gibidir. Normal bir Müslümanın teri mübarektir. Hiçbir şey yoktur. İçki içen bir adam terlemiş, üzerine seni de üzerine sürünse onunla namaz kılamıyorsun. Necisi sidik gibidir. Ne demek? Abi ne alakası var?
Arkadaşım doktora gittiğin zaman senin kanın idrarını istemiyor mu? Ne yapacaksın doktor bey? Sana ne ya bunları? Falan bu pislerle ne uğraşıyorsun? Ne pisi ya? Kimlik ve kişiliktir. Batınında haber veriyor. İçini dışarıya taşıyor. Orada yok musun sen? Neyini gözlemliyor? Hastalıklarını, hücre yapını, DNA'nı da gözlemliyor. İsrail ve CIA Amerika'ya giden dünyadaki liderleri otelinin gideri var ya, tuvalet giderini. Yani o gider, tuvalet giderini yukarı Cumhurbaşkanı yatıyor diyelim o binada, o dairede. Onun giderini aşağıdan pimaşın alıyor, umumi lağıma vermiyor. Kaba koyuyor. Aşağıda kim bilmiyor. O tuvalet idrarını büyük affedersiniz gittiği zaman. Onu alıyor, bu adamın içindeki hastalığı, yaşı, yani ihtimali olan olabilecek hastalıklar nelerdi tespit ediyorlar. Hiç kimsenin hiçbir şeyi insandan farklı değildir. Terin, sesin, gülmen, bakışın, siman, parmak icin, ucun, parmak çizgilerin, büyük ve küçük abdestlerin, hiçbir şey, her şey senin kimlik ve kişiliğini taşıyor. Peki bu ter seni taşımıyor mu dışarıya? Pislik de taşıyor. Oturduğun taş, sirayet ediyorsun. Allah Resulüne yapmış değil mi? Medine'nin en hayasız kadını Allah Resulüne geliyor. Ya Resulallah, bana bir lokma ver. Git bir kopar veriyor. Hayır diyor, ağzına koyduğunu ver diyor. Allah Resulü ağzına koyuyor, ona sirayet ediyor Resulullah. Değil mi Arif Hanım? Sonra onu kadın yiyor ve Medine kadınlarının üstünde bir haya sahibi oluyor değil mi? Ağzından bir tükürük alıyor, kuyuya atıyor, tatlılaşıyor. Bunlar hikaye değil. Peki, sirayeti manevi boyutunu ve maddeye dönüşmesini anlatayım. Gidiyor kabire, kabirde ya filan ediyor, asırlar önce veya seneler önce ölmüş olanlar diriliyor, cevap veriyor. Arkadaş biz biraz uykudayız biliyor musunuz? Şu anda yaşadığımız, dün de bir misal vermiştim, yaşadığımız ulvi duygular var ya, böyle hazlar, huzlar, feyizler, latifeler, masumiyetler, mazlumiyetler, nedametler, efendim şefkler, yani yaşadığımız şu huzur namazda veya derste, bunlar buralı değil. Buranın cinsinden bir şey değil. Bunlar alemi gaybın hakikatinin burada ifadelenişidir. Yani burada iken oraya yaşıyoruz. Şu andaki huzur odur. Hani biraz da böyle yırtarsak bunu, biraz kapasitesini ve kalitesini, bu işin ilerisini götürürsen, ahireti bir tamamıyla yaşar diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Zaten onları yaşıyoruz ama farkında değiliz. Şu anda yaşadığınız var ya, sizin şu andaki huzur, dünya cinsinden midir? Kaptan mı aldınız? Elmadan mı aldınız şu andaki bu huzuru? Nedir o? Batın uyanıyor. Batın buralı değil ki, ruh buralı değil ki. Ruhsal hassasiyetler, ruhani zevkler buralı değil. Buradayken orayı yaşıyoruz, farkında değiliz. Hüzün de öyle. Firak da öyle. Firak, visal, dünya cinsinden midir? Atomla alakalı mı? O ne haber kardeşim? Elimizi tokuşturduk, yüzümüzde. Aa gördüm, çok rahatladım. Bu mu diyor? Hepsi ruhanidir ya. Biraz dikkat ederseniz atomun dışındaki her şey, hiçbir şey buralı değil. Kardeşim nasılsın, iyi misin? Buralı değil bu. Atom değil. Atomun fonksiyonu değil. Karbon, hidrojen, azot, gükürtün özelliği değil bunlar. Ruhsaldır bunlar. Ruhsal da buralı değil ki. Ne haber, nasılsın? Ya seni gördüm, çok iyiyim ya. Seni gördüm, rahatladım. Konuştun, hikmet saçıldı diyor. Buralı mı bu özellik? Adamı görüyorsun, olan mahkeme duvar gibi moralim bozuluyor. Bu da buralı değil. Olan nereden gördüm ya, moralim bozuluyor, şu adam çıktı. Allah Allah ya. Allah. İyi mi? Hayvanı görsen belki daha rahatlarsın ama bazıları şöyle oluyor. Yani ustad o dağlara, tepelere bakıyor. Arkadaşlar eşeğe nereye giderseniz oraya siniyor. Hani İslam hukukunda da var. Kadının kalktığı yere hemen oturmayın. Zira timsali sureti kalır diyor. Acayip acayip. Mesela başka bir tane de vereceğim. Duramayacağım. Duramadım. Bunu da söyleyeyim.
İmam Azam diyor ki radıyallahu anh, İmam Azam'a mezhep imamımız. Ben diyor kişiyi görmeyeyim, aldığı suya bakayım, abdest suyuna. Bu gusul, bununla gusul mu aldı, abdest mi aldı? Karakteri kimdir? Bu neyin nesidir? Bu adam kimdir? Söylerim diyor. Suya, suyun üzerine bıraktığı özellikleriyle. İmam Ebu Yusuf diyor ki sesini duyayım, karakterini söylerim diyor. Biraz da derine giden İmam-ı Muhammed Şeybani diyor ki ben terini alayım. Terini. Ben onun karakterini söylerim. Kimliktir kimlik artık. Bunu normal polisiye de kullanıyorlar. Adamın kılını, parçasını, dokunduğu. Kriminal mi bir şey diyorlar değil mi? Onun orada yapıyorlar mı? Artık normal fiziksel bunlar. Mana da böyle. O oturduğun taş vardı ya büyüdüğün yerler. Oralar pencerenin yani resmin bir karesi, kartpostal gibi. Orası menfez. Oradan geçmiş öteye. O kapak orası. Onu bir açtığın zaman bütün maziyi seyrediyorsun, okuyorsun. Mesela sende de öyle. Mazi birikimi var. Bir derste bir kelime, bir mana tak Allah Allah. Kapak gibidir o. Tak açılıyor. Geçiyorsun öteye. Burası değil. Dişinizi sıkın. Yakında zaten gideceksiniz. Aslı memleketimize. Harika bir yer. İmam-ı Gazaller orada. Rabbaniler orada. 124 bin peygamber ya. 124 milyon evliya. Sevdiklerin. Seni ünsiyet ettiklerin kaç kişi var? Kaç tane dostum var sabah? Abi çok arkadaşım var. Gece 12'de veya 2'de. Sıkıntı var. Telefon kime açabilirsin? Sakın bana açma. Fırçamı yersin. Açabildiğin kişi dosttur. Fırça da rahatlatır. Vallahi çünkü bazı kadınlar öyle diyor. O böyle yapıyor bir tanesi. Kardeşim şimdi bu saatte niye arıyorsun dedim ya. Kur'an okuma saatim. Oh be. Fırçası bile hoşuma gidiyor. Çünkü o fırçanın içinde şefkat var. Çok tuhaf ya. Anne kızar ama, tokatı da vurur ama çocuk yine annenin sinesine gidiyor. Öyle değil mi? O sinede şefkat var ya. Elhamdülillah ya. İyi ki ahiret var, iyi ki Allah var. Abi dediniz ya, 124 bin peygamber, 124 milyon evliya. Şimdi biraz... Öyle deyince baktım da pek onlara ilgi göstermedi abi. Şeyimiz. Evet, çünkü onunla evet. Oturup çay içmedin ya. Çay içmedin, kuru fasulye yemedin. Ama işte yiyorsun şu anda. Hmm. Maide-i Kur'aniye. Bir alaka duydu. Zaten burada var. Diyor ki, insanın her zaman düşündüğü en emniyetli endişesi, insanın ha, insanın her zaman, düşündüğü, her zaman olabilmesi için her zaman karşısına çıkan bir şeydir. En emniyetli endişesi, mezaristana giren kendi dostları ve akrabaları gibi o idamhaneye girme keyfiyetidir. Anladın mı? Yani insanı en çok alakadar eden, insanın en büyük sorunu, hayat üzerinde en büyük muamma çözülmesi gereken şu kabir meselesidir. Şu çözülmedikçe insanlığa rahatlık yoktur. Ama ölümün hakikatini keşfedenler ölümü sevmişler. Ölmeden önce ölmek istemişler. Dün bir parça ölüm korkusunun psikolojisinden bahsetmiştim. Kısacasını şey yapayım, yeni gelenler çok. Adem Aleyhisselam hata yaptığı zaman, tuzağa düştüğü zaman, hata değil mi? Tuzağa düştüğü zaman ne yaptı? Allah'tan nedamet istedi. İlk yaptığı tövbe ve istiğfar. Öyle mi? Ya Rabbi, Kur'an'ın ifadesiyle ben kendi nefsime zulmettim. Haddimi aştım dedi. Affet Allah. Bu tuzağı kuran şeytan ne dedi biliyor musun? Beni sen azdırdın ya Rabbi dedi. O öyle dedi, o öyle dedi. Ben şöyle zannettim. İkisine de in aşağıya. Allah adalet davrandı. İn Adem, in İblis. Azazil, sen de in aşağıya.
Bu hemen elini kaldırdı, bu da kaldırdı. Ben de merak ediyorum. Ben biraz psikoloji hastasıyım böyle. Ruhsal psikoloji. Ulan ne diyecek dedim ya. Adem ne diyecek? Bu ne diyecek? Elini kaldırmışlar. Adem dedi ki, ya Rab, nefsime zulmettin, beni affet. Ve istiğfar etti. Kusurunu anladı. Allah kusurun affı anlayana affı nasip ediyor. Affı nasip ettiği için kusurunu anlıyor. Kusurunu anladığı için af oluyor. Şeytan da kaldırdı. Eyvah, tamam dedim, elhamdülillah. Kurtaracağız biz de bu melundan. Ben de bakayım ne yapacak? Ya Rab, kusurumu anladım diyeceğine. Ya Rabbi, sen beni sen azdırdın. Allah Allah. İyi namazı şimdi ne diyecek? Bak başımız neredeyse o belaya sokmuş. Senin diyor yoluna gelen senin dostlarını önüne geçeceğim. Sapıttıracağım. İçin bana kıyamete kadar ömür ver. Adem Aleyhisselam ömür istedi mi? İstemedi. Af istedi. Şeytan ne istedi? Ömür istedi. İspatlamak istedi. Efendim? İspatlamak istedi. Evet. Ve uzun ömürü kim istedi? Şeytan istedi. Uzun ömür istemek şeytandandır. Ölüm korkusu şeytandandır. Ne mutlu sizlere. Ölüm korkusu sizle alakası yok. 700-900 sene Bursa'daki çınar ağacı gibi mi yaşamak istersiniz? Bir saat insan mı? 900 sene çınar mı yaşamak ise kereste gibi? Veya bir saat insan mı? Ha, hayırlı ömür. Bak Allah Resulü atmış işte. Adama şeytanın ömrü peygamberden fazla. Peygamberin ömrü fazla. Peygamberimiz değil mi? Şeytanın ömrü fazla. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 63 sene adamın Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar ömrü var. Şuraya bak yani. Bu kadar ömrü var. Ömür istedin. Hayırlı ömür isteyeceksin. Doğru yaşayacaksın. Uzun önemli değil o. Bir anı seyale yeter diyor. Doğru, doğru. Doğru yaşayacaksın. Doğru yani yaşayacağız. O zaman oralarda değişiyor. Devam edeyim. Ölüm korkusu oradan geliyor. Şeytanı din her zaman dinler. Kim? Kim dinler Abdullah? Nefis. Nefs, şeytanı dinleyen nefsim ölüm korkusunu oradan bana taşıyor. Çünkü ölüm korkusunu ben bilmiyordum şeytan demeseydi. Bir de zaten ölecek olan nefis abi. Evet. Küllü nefsin zayikatı mevt. Küllü ruhun değil. Nefis ölümü tadacaktır. Ruh değil. Azrail Aleyhisselam'ın işlevi, vazifesi cesetten ruhu almaktır. Öldürmek midir? Tövbe estağfurullah ya. İftiradır ona. Azrail Aleyhisselam'ın gadap kuvvesi yok. Zaten mevt de ervah değil abi vazifesi. Evet Allah razı olsun. Tutmak, kavramak anlamında. Almak, kavramak. Şimdi onu çıkarıyor. Ruhu cesetten çıkarıyor, kurtarıyor. Peki ruh neyle ölür? Namazsızlıkla. Evet. İmansızlıkla. İmansızlık, günahlarla, fıstı fucurla. Ruhu öldüren günahlardır. Ondan korkmuyoruz. Ruhu kurtarandan korkuyoruz. Bu da şeytanın bir tuzağı. Ölümden korkuyoruz, günahtan korkmuyoruz. Şeytanın tuzağı. Gıdasını vermediğin zaman bir neyi gıdasını vermediğin zaman ölüyor. Ağaç, insan, hayvan, hiç fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Ama üstad diyor, ey diyor, senin gibi bedenimdeki arkadaşım olan nefse hitap ediyor. Evet, ey nefsim diyor. Ey nefsim diyor, bedenimdeki senin gibi arkadaşların olan, senin arkadaşların olan kalbimin de ruhumun da bir gıda ihtiyacı var. Senin ihtiyacın olduğu gibi diyor. Sen tabii istiyorsun de onlar istemiyor mu diyor. Ya aynı burada diyor bak. Sen Allah fıtri bir şey yapıyorsun bak. Diyor ki aynı bu şey var. İnsan sair hayvanata muhalif olarak hanesiyle alakadar olduğu gibi alakadar misülü dünya ile alakadardır. Akrebi ile münasebetdar olduğu gibi nevi beşer ile de ciddi ve fıtri münasebetdardır. Ve dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi bir dar-ı ebedide bekasını, aşk derecesini arzuluyor. Ve midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi dünya kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları akıl ve kalp ve ruh ve insaniyet mideleri için de tedarik etmeye fıtraten mecburdur ve çabalıyor. Akıl, kalp,
ruh ve insaniyet mideleri. Bir de sofralarının büyüklüğünün geniştiğini söyledi abi. Evet, yani sofra ve midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi insan. Midenin 2,5 litre bir şeydir. Midenin ihtiyacı için Allah dünyanın yüzüyle ziyafet çekmiş. Bak diyor ki, midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi dünya kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları, nedir o? Akıl ve kalp, ruh ve insaniyet mideleri için de bu gıdaları tedarik etmeye fıtraten mecburdur ve çabalıyor. Ve öyle arzuları ve matlapları var ki insanın, öyle arzuları ve talip olduğu şeyler. Ezel yani, ebed, sonsuz, hiç olmamak, hiç böyle. Ebedi saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Ebedden başka insanı hiçbir şey tatmin edemez. Polatlı sizin olsun, Ankara ister. Ankara'yı versen güneş sistemini ister. Mümkün değil. Arkadaşlar öyle bir garip muamayız ki cennet bile insanı tatmin etmiyor. Bana seni gerek seni diyor. Şuraya bak ya. Acayip bir şey yani. Cennete giren en küçük bir Müslümanın makamı 500 dünya kadar saltanat verilecek. 500 dünyayı birleştirin. Resulullah söylüyor. Yani bir ucundan bir ucuna diyor 500 yıl en suratlı dünya atıyla koştursan hiç dinlenmeden 500 yıl ne kadar suratlı girerse böyle bir şey saltanat verecek. Ve bir an sonra değişecek. Bir an sonra başka bir şey. İlk verildiği. Bir anı bir ana benzemiyor. Bir anda her yerdesiniz. Hiçbir yerde değilsiniz. Her çeşit lezzet yapıyorsunuz. Hepsini aynı anda hissediyorsunuz. Farklı farklı. Maddi gıdalarda helal ve harama şu küçücük alemde dikkat ettiğin zaman manevi ebedi bir sofra kazandırıyor. Yani maya atıyorsun. Evet. Sonra diyor ki insanı bak anlatıyor. İnsanın öyle arzuları ve matlapları var ki ebedi saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Hatta 10. sözde işaret edildiği gibi bir zaman küçüklüğümde hayalimden sordum. Sana 1 milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini fakat sonra Adem'e ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Yoksa baki fakat adi ve meşakkatli bir vücut mu istersin? Dedim. Baktım ikincisini arzulayıp birincisinden ah çekti. Cehennem de olsa beka isterim dedi. 10. sözde diyor ki beka istemek, cehennem dahi olsa beka istemek vicdanın özelliğiymiş. Vicdanın. Benim hafız var, yani talim hocam, Kur'an talim hocam. Hasan dedi, buyur hocam. Ben burayı anlayamıyorum dedi ya. Cehennem olsa beka ne isteyeyim ya? Ona cehennemde yanacaksa, baktım cehennemin deşikti ama Allah'ım beni yok et derim dedi. Cehennem istemem dedi. Hafız dedim, bekayı isteyen vicdandır, azabı istemeyen nefistir. Yok olmak isteyen nefistir. Cehennem dahi olsa beka isteyen vicdandır. Vicdanım. İnsan oduna benzetirseniz duman var ve nur var. Duman da bedendeki nefis gibi, nur da bedendeki ruh gibi. İşte duman örter, nefistir. O yok olmak ister. Hepimizde bu var. Cehennem azabı niye çekeyim ya? Yok olayım daha iyi. Bunu söyleyen bu. Ama cehennem dahi olsa beka isterim hiç de istemeyen ruhtur. Vicdandır. İşte madem mahiyet insaniyenin bir hizmetkarı olan kuvve-i hayaliye bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor. Elbette gayet cami mahiyet insaniye, evet gayet cami mahiyet insaniye ebediyetle fıtraten alakadardır. İşte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde sermayesi bir cüz ihtiyar eden ve fakr-ı mutlak gibi bir insan bak. Fakr-ı mutlak. İnsan mutlak fakir. Hiçbir şeye takatı gitmiyor ya. Bir tanesi dedi ki, bana dedi. İnsan o kadar telak edecek ki ilimde diyor. Her şeye, maddiyata, fiziğe hakim olacak. Ulan daha tansiyonun hakim değilsin. Neren hakim olacaksın ya? Nabzına takim değilsin ya. Hücrenin faaliyetinin hakim değilsin. Neye hakim olacaksın? Bir saniye nefes almadan duramıyorum. Ya, dur bakalım ha nefes.
Allah Allah. İşte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde sermaye, öyle bir yere bağlıyız ki yoğun bakım gibi. Ya nebet istiyoruz, sonsuzluk istiyoruz, olmayı, ölmek istemiyoruz. Ya Allah aşkına baksana ya, nerelerle bağlıyız? Ölçü sermaye bak, hiçbir şey yok. Hiçbir şey takatın geçmiyor ya. Dedi ki, ya sofradaydı dedi ya. Ya 7 yaşında kız çocuğun böyle bir şey olur mu? 7 yaşındaydı dedi, mesaj çekmiş. 7 yaşındaydı dedi, düştü. Hop! Bir yarısı, vücudun yarısı felç olmuş. Almayan işte. Şimdi yoğun bakım demiş. Beyin herhalde kanamamış galiba. 7 yaşında olur mu ya? 70 yaşındaki adam hala yaşıyor. Kardeş dün geçti, yarın var mı? Söyleyin kabristana, ölen hep ihtiyar mı? Bu iş acayip bir şey ya, garip. Ha, ama bu ölümün hakikati keşfedilirse o kadar harika ki ölüm. Mükemmel yani. Ölüm kadar güzel bir şey yoktur. Çünkü niye? Şu anda huzuru kaybetmek ister misiniz şu anda? Şu anda huzur yok mu? Rahatlık yok mu? Var. Bunun 70 katını istemez misiniz? En az. İşte ahirette var işte. İşte yani bu halden çıkıyorsunuz fabrikaya, bir sürü kavga gürültülü, dolmuşa bilmiyorum ne. Ne kadar çıkıyorsunuz? Şu anda rahatladı. Bunun 70 katı. Nasıl olmuşsa bize orayı kötü gösteriyor. Korkunç gösteriyor. Ölümü dehşetli gösteriyor. Şeytan ustad da diyor ki ölüm kabristan zahirde gözüktüğü gibi dehşetli değil. Herkesin gibi diyor, ben de gireceğim kabrime hayalen girdim diyor. Girdim diyor, kabir soğuk, dar, karanlık. Değil mi? 5 tane söylüyor. Yalnız ve kimsesiz. Yalnız ve kimsesiz. Etti 5. Ondan sonra münker ve nekir denilen 2 tane diyor. Mübarek arkadaş çıkıp geldiler diyor. Arkadaş. Hesap melekleri. Arkadaş diyor. Seni başkası için hesap melekleri. 2 tane mübarek arkadaş diyor. Geldi diyor. Benimle münazaraya başladılar. Sohbet etmeye başladılar diyor. Kimsesizliğim gitti diyor. Yalnızlığım gitti. Kabrim genişlendi. Üşümem kalktı. Bilmem ne. Allah Allah ya. İnsan ölesi geliyor ya. Söyleyeyim. Nasıl? Ne kadar acayip bir şey ya. Talebe ölüyor talebe. Men Rabbuke men diyor. Tam soruyorlar. Men Mübtedadır. Rabbuke onun haberidir. Ver şu an. Önümde. Adam öldüğünü bilmiyor. Bana başka soru sorun. Zor soru sorun diyor. Bu soru kolay diyor. He? Adam gibi yaşadık mı? Adam gibi muamele göreceğiz. Hiç endişen olmasın. Ha? İşin başında Allah mı var? Bu işin başında. Allah olduğu yerde hep hayır mutlak olur. Hiç endişe etme. Aslında ruhu da kalacağını Cenab-ı Hak değil mi? Bak. Tevhid ve celal ister ki esbab birilerini çeksin. Çeksin tevhid şeyde, tesiri hak ettiğine. Mesela Azrail aleyhisselam burada. Haşa anlamak için. Burada da Allah. Azrail aleyhisselam çok acayip gidiyor. Çok acayip. Kafa dengi bir insan. Tövbe. Melek. Melek. Niye bak? Cebrail aleyhisselam Kur'an'ı getirmedi mi? Kahar ve azap edici ayetleri getirmedi mi? Bir defa demedi ya Rabbi bu ayetleri niye indiriyoruz ya? Kullar, senin kulların ben de küsecek ya bu ayetleri getirdi diye. Dedi mi demedi mi? Demedi. Azrail aleyhisselam dedi ki ya Rabbi senin kulların canını alınca küsecekler benden ya. Şu şefkate bak ha. Beni düşünün. Allah beni görevlendirdi mi kardeşim? Vallahi ne darılırsanız darılın. Çakar alırım ya. Değil mi? Aynen abi. Allah değil, Allah görevlendirmedi mi? Daha kimin hatırına bakarsın? Hatta bir de ızdırap bile veririm ya. Ya bak şimdi. En insanın en değerli şeyi ruhudur. Azrail aleyhisselam endişe etti. Şefkat etti. Niçin biliyor musunuz? Azrail aleyhisselamın kuvve-i gadabiyesi yoktur. Kahredici özelliği yoktur. Kuvve-i gadabiyenin azami derecede Malik'e aittir. Cehennem sebanisine ait. Ya Rabbi dedi, senin kulların benden küseceğim. Yani. Aramız açılacak diyor. Yani. Merak etme, kimse seni hatırlamayacak. Kanser, deprem, işte tansiyon, nabız, işte ihtiyardır. Vurdu, kırdı. Vurdu, kırdı, yedi, yedi, vuruldu, vuruldu, vurdu. Böyle gitti yani. Kimse
hatırlamayacak dedi. Arif'a bak dedi. Yani ol, efendim abi. Sebep vereceğim dedi. Sebepler koyacağım. Seni kimse hatırlamayacak. Ama sonra da altına diyor ki nasıl Azrail'e bu sebepler perde olmuş. Azrail de Allah'a sebep perdedir. Yapan alan Allah'tır. Azrail de perdedir. Hepsi Allah yapıyor. Yuhyi ve yumit odur. Bütün dinler yapan Cenab-ı Hak. Evet. Yani biz işte dua ile niyeti halise ile hayra şeyi kuvvet veriyoruz. Biz işte niyet, niyetimize göre Allah hayat tanzim ediyor bize. İnsan bak diyor ki işte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde sermayesi bir cüz-i cüz-i ihtiyardan ve fakr-ı mutlak bir insana ahiret iman ne derece kuvvetli ve kafi ve vafi bir hazine ahiret iman. İnsana ne kadar kafi ve vafi. Bir hazine, bir medar-ı saadet ve lezzet, bir medar-ı istimdat, bir merci ve dünyanın hadsiz gamlarına karşı bir medar-ı teselli olduğu öyle bir meyve ve faydedir ki, ahirete iman, onu kazanmak yolunda dünya hayatını feda etse yine ucuzdur. Mesela nasıl öleceksiniz biliyor musun? Hepimiz, ben de, sen de. Bak. Doğdun, öldün. Sürprizlik yoksa, Allah özel rahmet yapmamışsa sana, şehit almamışsa seni, yani özel devreleri girmese, normali anlatıyorum. En kötüsünü anlatıyorum. Doğdun, ölüyorsun 63 değil. 63 senede hayır ve şer birbirinden çıkartılıyor. O çıkan netice kişilik oluyor, suret oluyor. Azrail aleyhisselama giydiriliyor. Onunla gelip alıyor seni. Senin yaşadığın hayat şeklinden gelecek. Fakat bir sürprizlik söyleyeyim size, sürpriz. Ama merhamet etmiş. Hakikaten dua etmiş, birisinin duasını almış. Yapamamış. Adam değil amelen ama niyeten yiğit adam. Niyet. Niyet ve nazar mayeteci. Yani o konuda sağlam yani. Hamiyetli. Allah şunu yapıyor bu sefer ona. Kitaptan okuduklarımı söylüyor. Gidiyor en çok sevdiğiniz kimdir sizi rahatlatan? Gördüğü zaman aha böyle ferahlatan bir insan düşünün. Tam ölüm anında pat diye o arkadaş, o abin işte o can kimse pat diye gelecek. O abi hoş geldin ya. Hoş bulduk ya. Ne haber nasılsın? İyiyim abi ya. Hasan bir dolaşalım mı? Dolaşalım abi. Polatlı'da dolaşalım tabii ya. Ama ben heyecanlandım çünkü abim geldi. En çok seviyorum. O dolaşmakmış be. Kapıdan hadi gidelim beni tuttuk. O abi iyi ki geldin. Kapıdan çıktım sana. Ceset burada böyle oluyor koltukta. Dolaşmakmış vefat etmek. Abi öteki senaryo. Onu bizi ilgilendirmiyoruz. O kafirlerle alakalıdır. Öteki taraflar kim ala kader ediyorsa o okusun orayı. Biz oranın okuma yazmamız yok orayı. Bizim Allah'ımız böyle. Elhamdülillah. Şükürler olsun. İman ediyor. Amenu ve aminu salihat. İman edip salih amel işte. Müjdeler olsun diyor. Değil mi? Elhamdülillah. Kardeşim endişe etmeye gerek yok. Çünkü niye? Bizi havada uçmaya, su üzerinde yürümeye teklif edilmemiş ki yapamadık da kuvve-i manevimiz gitsin. Namazımızı kılıyoruz. Orucumuzu tutuyoruz. İnternet, televizyonlardan uzak duruyoruz. Elimizden geldiği kadar derslere gidiyoruz. Kitap okuyoruz tamam. Derslere gidiyoruz kardeş. Evet, şuradan şey, ondan sonra okuyup keseyim. Kaç dakika oldu? 49. Şuraya okuyayım, bitireyim. Ehli hakikatin, şuradan almıştık. O vakit ehli dünyanın haline çok tacip ettim. Nasıl kendilerini aldatıyorlar. Çünkü o vaziyet dünyanın tam fani olduğunu ve insanlar da içinde misafir bulunduğunu bilbe dahi gösterdi. Ehli hakikatin mütemadiyen dünya gaddardır, mekkardır, fanidir, aldanmayınız demeleri ne kadar doğru olduğunu gözümle gördüm. Hem insan nasıl cismiyle, hanesiyle alakadardır.
öyle de kasabasıyla, memleketiyle, belki dünyasıyla alakadar olduğunu kendim de gördüm. Çünkü ben vücudum itibariyle ihtiyarlık rikatinden iki gözümle ağlarken, medresemin yalnız ihtiyarlığı değil, belki vefatından dolayı 10 gözle ağlamak istiyordum ve o şirin vatanımın yarı ölmesiyle 100 gözle ağlamaya ihtiyacım vardı. Rivayeti hadiste vardır ki her sabah bir melaike çağırır. Lidu lil mefti ve ibnu lil harab. Yani ölmek için tevellüt edip dünyaya gelirsiniz. Harap olmak için binalar yapıyorsunuz diyor. İşte bu hakikati kulağımla değil gözümle işitiyordum. Evet, o vaziyetim o vakit beni nasıl ağlattırmış. 10 senedir hayalim o vaziyete uğradıkça yine ağlıyor. Evet, binler sene yaşamış o ihtiyar kalanın başındaki menzillerin harap olması ve onun altındaki şehrin 8 sene zarfında 800 sene kadar ihtiyarlanması ve kala altındaki gayet hayatlar ve mecma ahbap olan medresemin vefatı, umum Osmanlı Devleti'nin de, umum Osmanlı Devleti'nde bütün medreselerin vefatını gösteren, cenazesinin manevi azametini işaret eden, işareten koca Van Kalası'nın yekpare taşı, ona bir mezar taşı olmuş. Adeta o medresedeki 8 sene evvel benimle beraber bulunan merhum talebelerim, kabirlerinde benimle beraber ağlıyorlar. Belki o kasabanın harabe duvarları, dağılmış taşları benimle beraber ağlıyorlar ve onları ağlıyor gibi gördüm. Ben o vakit anladım ki vatanımdaki bu gurbete dayanamayacağım. Ya ben de kabre onların yanına gitmeliyim veyahut dağda bir mağaraya çekilip ecelimi orada beklemeliyim diye düşündüm. Dedim, madem dünyada böyle tahammül edilmez, sabır şiken mukavemetsiz yandırıcı fırkatlar var. Elbette mevt, ölüm hayata racihtir. Hayatın bu ağır vaziyeti çekilir dertlerden değildir. O vakit cihat-ı sitte altı yön denilen altı cihete nazar gezdirdim, karanlıktı gördüm. O şiddetli tesirden gelen gaflet bana dünyayı korkunç, boş hali, başıma yıkılacak bir tarzda gösterdi. Ruhum ise düşman vaziyetini alan hadsiz belalara karşı bir nokta istinat ararken ve ruhta ebede kadar uzanan hadsiz arzuları tatmin edecek bir noktayı istimdat tarih ederken ve o hadsiz firak ve iftiraktan ve tahrip ve vefattan gelen hüzün ve gama karşı teselli beklerken birden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın Sebbeha lillahi ma fis semavati vel ardı ve huvel azizul hakim lehül mülkü semavati vel ardı yuhyi ve yumit ve ala külli şeyin kadir ayetinin hakikati tecelli etti. Bak ayet ne diyor? O rikatlı, firkatlı, dehşetli, hüzünlü hayalden beni kurtardı, gözümü açtırdı. Baktım ki meyvedar ağaçların başlarındaki meyveleri tebessüm eder bir tarzda bana bakıyorlar. Bize de dikkat et. Yani o şehir taharap olmuş ya. Ağaçlar var, meyveler de vardı. Onlar, o meyveler dile gelmiş, konuşuyoruz da diyor ki, bir tarzda bana bakıyorlar, bize de dikkat et, yalnız harabezare bakıp durma diyorlardı. Bu ayeti kerimenin hakikati böyle ihtar ediyor, böyle ihtar ediyordu ki, Van sahrasının sayfasında misafir olan insanların eliyle yazılan ve şehir suretini alan suni bir mektubun Rus istilası denilen dehşetli bir sel belasına düşüp silinmesi, neden seni bu kadar mütesir ediyor? Asıl Malik-i Hakiki ve her şeyin sahibi ve Rabbi olan Nakkaş Ezeli'ye bak ki bu Van sahifesinde mektubatı Kemal-i Şaşa ile eski zamanda gördüğün vaziyet yine devam edip
yazılıyorlar. O yerler boş, harap, hali kalmış diye ağlamaların, bak bu çok önemli bir teselli. Dertlerimize, sıkıntılarımıza, ömrüm kısadır, hastalık tepeme bindi, bilmem şey yapamıyorum demen, aynı şuna benziyor. Ağlamaların maliki hakikisinden gaflet ve insanları misafir tasavvur etmemekten ve malik tevehüm etmek yanlışından ileri geliyor. Fakat o yanlışlıktan ve o yakıcı vaziyetten bir hakikat kapısı açıldı ve o hakikati tam kabul etmeye nefs hazırlandı. Evet, nasıl ki bir demir ateşe sokulur, ta yumuşasın, güzel ve menfaatdar bir şekil verilsin, öyle de o üzün engiz halet ve o dehşetli vaziyet ateş olduğu nefsimi susturdu. Kur'an-ı Mucizül Beyan-ı Mezkur ayeti hakikatiyle hakaik imaniyenin fezini tam bana gösterdi, kabul ettirdi. Şimdi diyor ki, kesiyorum burada. Mesela demiri alın, çekişte vurun üzerine. Tam, tam, tam şekil veremezsiniz. Ve dışarıya şiddet iter. Ama o demiri ateşe sokun, yumuşasın, bal gibi olur. Çekici vurun. İsterseniz böyle de yapın. Şekil verilsin, demirdi. Şekil verdikten sonra suya koy, olur çelik. Hem çelik verdin, çelik oldu. Hem şekil verdin, hem çelik oldu. Neyle? Yumuşattıktan sonra yaşadığımız haletler, yaşadığımız uydurukçasıyla tanık olduğumuz her şey bizi yumuşatması lazım. Demir, demirin yumuşaması gibi, yumuşayan demir şekil alır. İhtiyacımız hissetmesek kitap okumayız, derslere gelmeyiz, şekil almayız. Bu, yani insan bu dersleri sünger gibi çekmesinin, çekebilmesinin şeyi ihtiyaç hissetmesidir. Bunlar bizim ruhumuzun ihtiyacıdır diye. Peki son şeyimiz olsun. Yaşadığımız olaylar ateştir. Bizim ruhumuzu yumuşatıyor ki gelen dersi, suyu alalım. Yaşanan hadiseler, o azaplar var ya, depresyonlar, panikler, azaplar, geçmiş bir sürü günahlar. Baktığın zaman geçmişine, ah ulan oh yanıyorum. Onu hayra kullan. Hemen su al. Onu çelik yap. Nasıl yapacaksın? Tövbe ve istiğfara sarıl ve geçmişinden intikam al. Nasıl yapacaksın? Geçmişine bağlanarak değil. Geçmişine en güzel intikam, şimdiki zamanı doğru yaşamakla olur. Ya lanet olsun, şey oldu ya, geçmiş böyle. Ne lanet okuyorsun onlar? Bırak, tövbe ve istiğfara sarıl ve geçmişinden intikam bugünü güzel yaşamakla mümkündür. O zaman ne yapacaksın? O geçmişteki, bak, geçmişteki o günahlar seni ne yapar biliyor musun? Adam ediyorsun. Olan günah adam ederim. Bak bir misal vereyim. Kürsüye çıkıyorum ben şimdi. Bak burada ders yapıyorum. Camide de yapıyorum. Hutbeye çıkıyorum. Şimdi çıktığım zaman var mı? Tabii canım. Enanet geliyor mu, gelmiyor? Geliyor. Hocam, hocam. Şamil gibi şişiyor da. Ha, böyle olduğu zaman kullandığımı söylüyorum ha. Olan hatırlıyor musun dedim ya mektep okurken. Ha, hatırlıyorum. O günahlar biliyorsun değil mi? Ya şu anda Allah istedi ve Allah halk etti. Şu hayırlı bir şey var ya, böyle sohbeti yaptı. Ne? Şu rezilliğine ya kefaret olsun da şükret Allah'a. Günahlar ne yaptı? Beni gururdan kurtardı. İki büklüm etti, kafamı eğdirdi. Böyle kral gibi dolaştırmıyor. Gurur kibire sebep olmuyor işte. Hayır hasenat olunca şükrediyorsun. Mal bulmuş mağarayı gibi sarılıyorsun. Ama diğer bir şey olsa, tabii canım benim gibi adam var mı ya? Bir tane göstermesin bize. Tabii canım bizim ne olur canım bunlar falan. Ne oldu? Berbatı perişan. Ya en azından bunda kullan. En azından yeni adım atarken eskiyi kullan. O demirin yumuşamasını gösteriyor. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Allah'ım. Cenab-ı Hak evladı ihalimizi insi ve cinli şeytanın şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Semavi arz-ı afatlarda muhafaza eylesin. Amin. Hakka hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan
kullarının zümresini ilhak eylesin. Hizmet imaniyede ihlasla, sadakatla, takva ile hizmette iştine bu kebair ve tesanüt sırrına tam azar eylesin. Amin. Ya Rabbi, razı olmadığın geçmişimizden tövbe. Amin. Razı olmayacağın geleceğimizden de sana sığınıyoruz. Amin. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. İnsanların akıllarını ve kalplerini Risale-i Nur'a musahhar yap. Amin. Vahir davahümen elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha. Teman selam.